Bir pilin iki ucu arasındaki potansiyel fark 3 volttur. Buna göre pilden 5 klompluk yükün geçmesi için yapılması gereken işi bulunuz. Evet, 5 klompluk yük geçerken yapılan iş neymiş onu bulacağız. Soruda verilenlere bakalım. Elimizde bir pil var. Bunun elimizdeki pil olduğunu varsayalım. Soruda bize bu pilin iki ucu arasındaki potansiyel farkın 3 volt olduğu verilmiş. Bu değeri kullanarak yapılan işi hesaplamak için ilk olarak bu değerin ne anlama geldiğini anlamamız gerekiyor. Daha önceki videoda voltun Joule bölü klomp değerine eşit olduğunu görmüştük. Bu da bize her bir klompluk yükün bir noktadan diğerine taşınması için 3 Joule'luk işin yapması gerektiğini gösterir. İşte şuradan şuraya. 3 Joule bölü klomp ifadesi aslında 3 volt'a eşit. Yani bir klon bu bir noktadan diğerine iletmek için yapılması gereken iş miktarından bahsediyoruz. Potansiyel farkın ne olduğunu anladığımıza göre soruyu çözelim. 5 klonluk yükün geçmesi için yapılması gereken işin ne kadar olduğunu hesaplamamız gerekiyor. 3 jüllük iş yapınca telden 1 klombun geçtiğini biliyoruz. Peki, 5 klomp için ne kadar iş yapmamız gerekir? Videoyu durdurup bu bilgileri kullanarak soruyu kendinizle çözmeyi deneyebilirsiniz. Bir klombu bir noktadan diğerine taşımak için 3 jüllük iş gerekiyordu. Bu 2 klomp olsaydı 2 katı iş yapmamız gerekirdi. 3 klomp olsaydı 3 katı iş yapmamız gerekirdi. 5 klomp olduğuna göre bu durumda 5 katı iş yapmamız gerekiyor. Şimdi yapılan işi bulalım. 3 jül bölü klomp yani her bir klombu harekete geçirmek için yapılan iş. Ama 5 klombu iletmemiz gerektiğinden bu sayıyı 5 ile çarpıyoruz. Klomplar birbirini götürür ve elimizde 15 jül kalır. Yani 5 klombu taşımak için 15 jüllük iş yapmamız gerekiyormuş. Fark ettiyseniz gerilimin yani potansiyel farkın ne olduğunu anladığımız sürece hiçbir formül ezberlememize gerek yok. Soruları mantığımızı kullanarak bu şekilde çözebiliriz. Şimdi de başka bir soruya bakalım. 4 kulomluk bir yükün ampul telinin diğer ucuna geçmesi için 20 jüllük iş yapması gerekiyor. Buna göre telin iki ucu arasındaki potansiyel farkı bulunuz. Videoyu durdurarak soruyu kendiniz çözmeyi de deneyebilirsiniz. Evet, bu soruda potansiyel farkı bulmamız isteniyor. Ve bize 4 klompluk bir yükün ampul telinin diğer ucuna geçmesi için 20 jüllük iş yapması gerektiği verilmiş. Bunun ampul teli olduğunu varsayalım. 4 klompluk yükü telin diğer ucuna taşımak için 20 jüllük iş yapılması gerektiğini biliyoruz. Buna göre telin iki ucu arasındaki potansiyel farkı bulmamız isteniyor. Potansiyel farkın tanımına bir kez daha bakarsak her klomp için yapılması gereken işi ifade ettiğini görebiliriz. 4 Coulomb'luk yükün geçmesi için 20 Joule'luk iş yapmamız gerektiğini biliyoruz. Buna göre 1 Coulomb'un geçmesi için ne kadar iş yapmamız gerekir? Şimdi bunu bulalım. Bunun için 20 Joule bölü 4 Coulomb ifadesinin kaç olduğunu bulmamız gerekiyor. Çünkü gerilim Joule bölü Coulomb değerine eşit. Buradan da 5 Joule bölü Coulomb değerini bulabiliriz. Sonucu da aynı renkle yazayım. Yani burası 5 Joule bölü Coulomb'a eşitmiş. Joule bölü Coulomb değeri de volt birimi cinsinden yazılır. Yani ampulün telinin iki ucu arasındaki potansiyel farkın 5 volt olduğunu söyleyebiliriz. Fark ettiyseniz önceki soruda olduğu gibi hiçbir formülü kullanmadan sadece gerilim yani potansiyel farkın tanımına bakarak soruyu çözmeyi başardık.